yani bir şey yok. Sizce? Sakiniz biziz. Esra Hanım, bence Hicran Hanım yanlış çocuğu teşhis edip almışlar. Annesi çıkmayacak. Bence de yanlış. Hicran Hanım, yanınızda hiç kimse yok muydu? Biz de doğum evlerinde doğum yaptık da. Yanında refakatçi oluyor. Yok. Sizin bir kabul etmediler. Gitmedi. Şimdi yani, artık aradan 25 yıl geçmiş. Evet. Buyurun. Var Esra Hanım. Hicran Hanım'ın kızı çıkmadığını düşünüyorum. Ben de Esra Hanım çıkmayacak diye düşünüyorum. Erkan abi. Ben de jürideki arkadaşlarıma katılıyorum. Hicran Hanım annesi çıkmayacak ama gerçekten bunun bir önemi yok. Mükemmel bir aile olmuşlar zaten. Buyurun. Bence çıkacak. İnşallah farklı şeyler olmaz. Aile dağılmaz. Dağılmaz 25 asla. Yıl önce dağılmamış bizim şimdi. Bizim ailemiz asla. Dağılmaz asla. Yani bizim ailemizde asla. Hiçbir asla ve asla ki asla, kendim eminim. Bir baba namusundan emin olur. Bir anne kendine güvenmesine milyonlarının namusundan emin olur. Tamam. Bana her türlü testi yapın deyip o cesareti kendinde bulamayan anne asla onu demez. Ben önce biz kendim öyle için zannettik. Sonra doğrudur. Evlatlarım bak, için nefes doğrusu alıyorum. Olabilir. Asla. Belki bizim evladımız çıkmayabilir. Ona bir şey diyemem. Belki biz o anda... Onu diyorum. Şu an 15 yani, yaşındaydım. Belki kendi çocuğumu andırdım. Hani nişan dedim, doğum lekesi dedim. 15 yaşındaydım. Onun için olabilir ama... Çocuktuk çocuk. Şimdi asla 13... başka bir şey. 14-11-2018 tarihinde evet, siz herhalde çok İdris okudunuz. Özel'in Kader biz Akdeniz'le görüşelim. Evet. İdris Özel'in Kader Akdeniz'le Esra Hanım, arasında bana bakın. Ebeveynlik yönünde ilişki bulunmamaktadır dedik. Hayır, bir saniye. Bu İdris abinin DNA testiydi. Şimdi Hicran Özel ve Kader Akdeniz arasında DNA testi yapıldı. ...25 marker üzerinden yapılan bir araştırmaydı. Daha da detaylı bir inceleme yapıldı. Hicran Özel ve Kader Akdeniz arasında ebeveynlik yönünde ilişki bulunmamaktadır. Anne senisi, ben ister kan bağı olsun ister olmasın. O benim çocuğumdur, ölür diye kadar. Hiçbir zaman zan altında olan bir anne... Torunum var ya, benim torunum var. Alnı ak, yüzü pek çıkıp da... Benim çocuğumdur, benim eşime... Biz çok zan altında kaldık. Bir haftadır ne laflar yediğimi ben bilirim. Sizin bana dediğiniz eşiniz değilse sizin nasıldır? Ben çok... 15 yaşındayım, belki 30 yaşınızdasınız. Ama asla benim verdiğim karakterliğim, düzgünlüğüm ben çocuklarım için yaşıyorum. Zehir olduysa bunların önünde dik durduğum için. Siz evladınız çıkmadı evet. Elini öptünüz şimdi, bu nedeni? Evet, o benim çocuğum. Kendi evladınız çıksaydı ne öperim, ağzından da öperim, yüreğinden de öperim. Sizin bana değilim dediğiniz an sonarıma gitmişti. Umurumda değil. Esra Hanım, özür dilerim. Esra Hanım. Ne olursunuz yoruma kapatın. Özür, hayır. Bir şey demiyorum. Evet. Hicran abla 25 yıldır olmasın. Kendi ailesi ve yakın çevresi tarafından maalesef ki birçok suçlamaya ve imaya maruz kaldı. Yakın tarafından asla, asla beni bilenler hiçbir zaman. Bizim evladımız çalındı çalındı çevremden. Anlatamıyor muyuz yani? Ama biz böyle insanlar bu kadar şekilde. DNA yanlıştı şimdi, doğru. Sizi aldınız kızınızın elinde. Evet, sizin evladınız bir olmadığı için. Hayır, ben evladım. Ben size sonra İdris abi bir DNA testinin sonucu aslında bir tarafta seni üzdü. Şu anda sevindirdi yani. Tabii tamam, ki. Kendi evladım. Ya şu bizim anda, için yine biz hani biziz. Kendi evladımız olmasa bile. Yine evlatlık da olsa. Evlatlık yalnız çocuğu olsa da bile benim evladım. Bu saatten sonra bir şey değişmeyecek. Ben insanı, buna ölene kadar var. Ben bunun sırtındayım. 15 aylık kızımız var bizim. Şimdi aslında 25 yıl önce. Nerede yazıyor? Kendi çocukları ha, tamam, kaçırılınca yanlış çocuğu teşhis ediyorlar. Alabilir miyiz bunu?
Alabilir miyiz? Size vereceğiniz değil mi? Onun fotokopisini vereceğim tamam, size. Tamam. Tabii. Çok teşekkür istersen. Ederim. Bu açığa açan çetin. Ben sana altında baba... kaldım. Ama of. Ahmet hocam hep bana dedi ki, kızım Allah sevdiği kulunda imtihanına ağır verirmiş. İmtihanınmış. Bu da bizim sorumuz. Neden çocuğumu ailesinden kopardım Hülya'nın? Bir lokma yemek yiyorum. Onu gidip ailesinden kopardım. Ne benim çocuğumu benim İşimi elimden aldı. İşimi kaybettim, aşımı kaybettim. Her şeyim de... var mı yolum gitti. Şimdi siz kendinizi bir dakika Allah rızası için İdris abi yıllarca konuşmuşsunuz. Bırakın bir kader konuşsun. Konuşsun. Çocuk arada tamam. Perişan oldu. Tamam. Kader. Önce bir peçete alabilir miyim? Tabii annem al. İdris Bey biyolojik baban değil, Hicran abla biyolojik annen değil. Olsun. Benim için o kadar şeylerini harcamışlar, beni bu yaşa getirmişler, benim çeyizimi yapmışlar, düğünümü yapmışlar. Benim hala çocuğuma bakıyorlar, ben işe gidiyorum, onlar bakıyor. Ağlamayacağım, bugün söz vermiştim, ağlamayacağım. Bugün kandil hatırına ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Belki öz annem olsa bunları yapmayacaktım. Ben hiç düşünmüyorum evladım nerede. Ağlamayacağım çocuğum. Ve böyle bir hasretim de yok. Öyle bir hasretim gerçekten de yok, duygularım da yok. Hani bir ben bunu evladım görmüşüm. Ha bir de bana saygısız demişler, ben babama burada şey yapıyorum diye. Çok yorumlar aldık. Hani çünkü Bey babam olmasa... bazen burada şey yapıyor, heyecandan, şeyden böyle stresten başka kelimeler söylüyor, durduruyorum ben. Kız makyajlı gelmiş, anne makyaj yapmamış, anne çok üzgün, anne çok olaylardan dolayı. Ben hiçbir şey kötü bir şey demiyorum. Kandil yüzü hürmetine hakkımda iyi yorum yapanlar da vardı. Allah'ım evlatlarının acısını göstermesin. Kötü yapanları da Allah'a havale ediyorum. Bu kadar. Başka hiçbir bu şey demiyorum. Bu aziz mübarek günde. Eğer beni de biri bırakıp gittiyse... Çocuğuma çıksın hesap versin. Çıksın hesabını versin. Zaten çocuğu şimdi Adana tarafına aslında kaçırıyor. Sizin kaçırılan çocuğunuz nerede? Evet. O da nerede? Ben onları daha onu, çok merak ediyorum. Benim çocuğum evde benim çocuğum için ağladı. Hafta kendi sonu, evladım da olsa merak etmem. Hafta sonu Hülya Hanım ona ağladı. Anne siz bana benim bu kadar sahip bu. Çıkarken sizin kendi çocuğunuz nerede diye ona ağladı. Benim evladım bu. Bu da bizim sınavımızmış. O da bizim sınavımız. Allah. Çok şükür diyorum. Elhamdülillah evet. Diyorum. Ha belki diyorum sana çok benziyordur. Öyle diyor. Anne belki sana benziyor. Olsun. Benzedi benzemedi anne. Sen yine ama bizim kaderi 25 yıl önce devletin çocukları özellikle koruma ve gözetim borcu vardır. Ben 25 yıl önce yaşanan bu karışıklıktan ben kendim adıma kaderden o 25 yıl önceki çocuktan özür diliyorum. Çünkü kamuda, hukuk devletinde kamu hizmeti görülürken meydana gelen hasarlardan, yaralardan sorumlu olan bir küçük çocuk var karşımızda. Keşke öyle olmasaydı deme lüksüne sahip değiliz. Daha dikkatli olmamız lazım. Şu anda bakın uluslararası çocuk hakları kanunları çok daha etkin bir şekilde uygulanıyor. Ama 25 yıl önce maalesef herhangi bir inceleme yapılmadan... Bulduk çocuğunuzu, alın çocuğu denmesini... Kendi hatalarını bize mal etmişler. Bir aileye mal oluyorsunuz. Sizden de şu anda bence olayın şokundasınız. Siz kendinizi aynen, aklanmış aynen. Gibi hissediyorsunuz. Aile olarak bunun mücadelesini vermişsiniz. Çok ama söyledim. Bugün sizin için o kaybolan çocuğunuzun nerede olduğunu aramak için yemek bir başlangıç. Gittiğimiz mağdur edilmiş olabilir. Şey kurulmadı. Farklı bir yerde olabilir. Kader için de aynı şekilde. Ailesi bu çocuk... Hicran ve İdris Bey'in bulunan çocuğuymuş. Benim çocuğum hastanede çalınmıştı ya da o dönemde farklı bir yerde elinden alınmıştı diyen annelere de babalara da ben seslenmek istiyorum. Bugün evet onlar bu DNA sonucuyla kendi ailelerinin ortasına bırakılan bombayı söndürdüler. Ama kaderin ve sizin için yeni bir başlangıç olduğuna inanıyorum ben. Soyunuzu, evladınızı bırakmayın. Siz metanetli, güçlü bir ailesiniz. Biz... Kader içinde aynı şekilde ben gereğini yapsın diyorum. Hülya Hanım biz sizinle irtifata geçeceğiz. Devletin de bu anlamda bir size karşı bir özür borcu olduğunu hissediyorum. Çünkü yaşadıklarınız hiç kolay çok şeyler kötü değil. Kötü şeyler bu yaşadım. Arada, ben ne hallere günü, geldim. Bu genetik tanım merkezi sorumlusu Doktor Bey hocam canlı yayında açıklama yaptığında birçok seyircinin de şöyle bir yorumu olmuş. Heh, DNA testinde anne gene anne çıktı. Esra'nın da bir tatsızlık biz tutmuşuz, olmaması biz tutmuşuz hocayı. Olmaması sebebiyle konuyu bu şekilde kapatıyor. Önce şunu söyleyeyim, biz televizyoncuyuz. Gerçeği asla ama asla hiçbir şekilde saklayamayız. Bunun sebebi bir, değer yargılarımdan dolayı. İki,
ben o DNA testinin sonucunu saklamış olsam kaderin elinden şu gerçeği alacağım. Bir gün biyolojik ailesini arama isteği olursa onu alacağım. Asla böyle bir yalan söylenmez. Bir tek annenin anne çıkmaması yönünde araştırmayı daha da arttırdığımız için ben açıkçası testin bu şekilde sonuçlanmasından bir tarafta mutluyum. Annen. Bir tarafta en azından hani kaderin gönlünü soğutan bir şey vardı. Olsun be annem annemmiş diyordu. Bilemeyiz onu. Yok ben dua ettim annem çıkmasın diye adına leke gelir. Ben onun için dua ettim. Çünkü benim ailem... Evlat... Çünkü kendimiz benim ailem var ya. Üzülemedim. Ben size öyle bir anne dedim. Ki eli öpülecek bir anne. Biz dua ettik. İnsan yani. Abicim annenin... Ailem. Annenin eli de öpüyorsun ama bak... Buraya öyle konuklar gelir İnanıyorum. Ki anne bırakıp İnanıyorum. Gitmiş. İnanıyorum her şey, dünyada her şeyi anne gördüm. Anne bırakıp gitmiş. Bütün kötülükleri. Başımıza gelmedi sebep duyuyoruz sağdan soldan. Dolmuş. Sağdan soldan her şeyi duyuyoruz. Sen rahatladın mı? Ben rahatladım. Rahatladı Hesra Hanım. Ben Allah rahatladım. Allah ömerinizi iyidir yani, size bağışlasın. Benim... Allah'ım acılarını göstermesin. Hiçbir şey bu, evlattan benim için değerli değil. Başka bir torunum var beni bekliyor şimdi. Annesini bekliyor. Annesi. Biz de bugün mutlu oraya gidelim. Hepsi ya, annemizi bekliyor. Yani 25 yılın gitti. 25 Bundan yılım gitti. Bundan sonraki yaşayacak nice ömrüm, yılların olsun inşallah ya bir günlüğümde kalsa gene evladımla geçireceğim.